bazı olaylarına sonuç vermeyince askeri bir darbe ile askeri bir darbe seçeneğine başvurmuştur. Bu meşhur ihanet eyleminin görünen tarafından FETÖ, arkasında ise bir takım çözsel güçler olduğunu artık bütün bugün daha kesin bir şekilde biliyor, açık ve net olarak ifade ediyoruz ki FETÖ'yü ve FETÖ'cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında da o güçler vardır. Türkiye'ye karşı girişilmiş uluslararası bir kumpas olan ve FETÖ'nün taşeronluğunu üstlendiği 15 Temmuz darbe girişimine 207 şehit ve 2000'den fazla gaziye rağmen kontrolü darbe diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığının sürdürülüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Darbeciler deyiminle su taşıyan bu karanlık söylemin bir kahret hali olduğunu düşünüyoruz. Buna karşı sular durulup hakikati bütün çıplaklığıyla gösteren belge, bilgi ve gelişmeler ortaya çıktıktan sonra hala bu düşüncede ısrar etmesi ancak hainliktir. Nitekim Türkiye'yi büyük bir kaosa ve iç savaşa sürüklemeyi hedefleyen bu hain planda 8000'den fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi millete karşı kullanılmıştır. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Aygıt Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TRT ve birçok kurum saldırıya uğramış Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edilmiştir. Darbe girişiminde direnenlerden 250 kahraman kardeşimiz şehit, 2193 kardeşimiz de gazi olmuştur. Evlerinde oturup gelişmeleri televizyondan izleyen ve darbe girişiminin sonucuna göre pozisyon almayı hesaplayanlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne olduğunu anlayamazlar. Darbe tehlikesi geçene kadar milletin 29 gün boyunca tuttuğu direniş nöbetlerini değersizleştirenler meydanlarda gösterilen kahramanlığı bize bir vatan kazandırdığını bilemezler. 15 Temmuz'u anlamak istemeyen 15 Temmuz'u anlamak isteyenler o gece meydana çıkan milyonlara canlarını feda eden şehitlere kanlarıyla meydanları kızına boyayanlara sorsunlar. Kahrolsun emperyalizm ve makul ulutlar. Kahrolsun emperyalizm ve makul ulutlar. Kahrolsun emperyalizm ve makul ulutlar. Darbe başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı ülkenin nasıl bir felakete uğrayacağını gafiler anlamasa da bu millet görmüş ve gereğini yapmıştır. Hep söyledik. Hiçbir insani, İslami, ahlaki değer taşımayan bu batılı sapkınların bu millete yapabileceği kötülükten ölçüsü yoktur. O gece okyanus ötesinden planlanan bu hain darbe başarılı olsaydı Türkiye bir kaosa ve karanlığa uyanacaktı. Ümmetle ve İslam dünyasıyla ilişkilerimiz kesilecek, Siyon emperyal eksenin parçası olacaktı. Darbe başarılı olsaydı Türkiye bir sömürü ve yağma ülkesine dönüşecekti. Muhacirlerin, mazlumların, mağdurların sırrına olan tek yurt da ortaya kalkacaktı. O gece millet bu oyunu gördü. Hangi çılgın bana zincir olacakmış şaşırdım diyerek Türkleri sel gibi önüne örmüş tatlardan mertleri çiğneyip açtı. Üniforma girmiş teröristlerin millete karşı kullandıkları tanklara, uçaklara, bombalara karşı iman dolu göğsünü siper etti. O gece abdestini alıp namaz kılarak meydana çıkan tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı direnen milletin kahraman evlatları bu vatanı Allah'ın yardımıyla büyük bir işlerden, karanlık bir savaştan ve emperyalizme uşaklıktan kurtararak bize yeniden hediye ve emanet etmiştir. Bu hakikati çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak emanete sadakatin bir gereği ve şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur. Şehitlerin büyük bir
Aynen anlatacağız çocuklarımıza, kahramanlarımızla. Tarihe sığmayacak yiğitlikler, kitaplar ve filmlere sığmayacak kahramanlıklar gösterdi o gece meydanlarda. O gece 250 şehidin akıtılan muhabbet kanları bu ülkenin kalbini besleyen bir felaket haline için felaket oldu. O gece memur sen 1 milyon üyesiyle sokaklara çıkarak o bazen dönüş destanının önemli bir parçası oldu. O gece bu teşkilat hesabı değil, hasbi bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. O gece tek bir bedene dönüşüp pazarlıksız bir fedakarlığın amasız